Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende eşlik ve benzerlik konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani benzerlikte kalmıştık ve benzerlikte ne anlatacağız? Kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 benzerliğinden bahsedeceğiz sizlere. Evet kitabımızda sayfa numarası 74 ve 75'in sol tarafı diyelim. Hatta Thales teoremini de ekleyelim konu anlatımına. Temel orantıyı eklersek çok çok uzayacak. Temel orantıyı da bir sonraki videoya bırakalım istersen. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Hali hazırda benzerlik verildiği zaman işimizin kolay olacağını daha öncesinde size bahsetmiştik. Ve benzerlik teoremlerinin olduğundan da bahsetmiştik. Ve bunun ilkini bir önceki videoda işledik. Neydi? Açı 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 benzerliği ki en önemlisi en çok karşımıza çıkan. Temel orantı ve kelebekten sonra en çok açı 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 karşımıza çıkıyor. Şimdi şimdi de ikincisini anlatacağız. Kenar açı kenar benzerliği. Bunu eşlikte de görmüştük. Arkadaşlar Eşitte ne demiştik kenar açı kenarda? Aynı açının kolları karşılıklı üçgenlerde birbirine eşitse yani alfanın kolları çizgi çift çizgi öbüründe de çizgi çift çizgi ise eş üçgen olur demiştik ya. Burada da şunu diyeceğiz. İki üçgende baktık açılara dalmaya çalıştık. Açı 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 benzerliği çıkmazsa tek bir açı çıktıysa aynı açının kollarına bak iki üçgende de. Aynı açının kollarına baktığında iki üçgende karşılıklı olarak bir oran varsa mesela burada alfanın kolları B, C Burada da alfanın kolları BK'ya CK. Yani böyle baktığın zaman B'ye C'nin K katı olmuş oldu burada alfanın kollarında. O zaman bu iki üçgen benzerdir. Ama hocam bunu bulmak çok zor. Gerçekten öyle. İlk etapta böyle belli bir katı bulmak işte iki katıysa, üç katıysa gerçekten kolay oluyor ama ne bileyim böyle 3 bölü 5 katıysa onu, o katı görmek zor oluyor. Bu katı görmek için de size şu tavsiyede bulunacağım. Kenarları küçükten büyüğe doğru yaz. Küçükten büyüğe doğru yaz. Ama nerenin kenarlarını? Alfanın kenarlarını. Alfanın kollarını küçükten bir'ye doğru yaz. B'ye C. Öbüründe de b alfanın kolları BK'ya CK. Sen bunları sonra oranla her ikisindeki oran 1 bölü K 1 bölü K. Her ikisindeki oran birbirinin tıpkısının aynısıysa bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir dersin. Olay biter. Ve benzerlik oranı da 1 bölü K olur. E benzerlik oranı nedir? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani burası atıyorum x burası y ise x bölü y'ye eşittir dersin. Sonra oradaki uzunluk isteniliyorsa uzunluğu açı isteniliyorsa açı, açıları yazarsın. Ve sonuca da büyük ihtimalle ulaşırsın. Ama işin esprisi neymiş burada? Aynı açının kollarını küçükten bir ya doğru iki üçgende de yazıp alt alta yazmak ve oranladığında her ikisindeki oranın aynı mı olduğuna bakmak. Tamam. Hemen örnekle daha iyi bir şekilde anlarız. Soruya baktık. Oradan buradan şuradan çıkmıyorsa benzerlikten çıkıyor dedik. Benzerlik içinde açıya alacağız E açı sadece ve sadece buradaki birer açılar eşit. Başka eşit açı var yok. Başka hiçbir açıya dalamıyorum. O zaman sadece bir açı varsa da kenar açı kenar var mı diye bak. Bak özellikle şunu söylüyorum. Eğer sen benzerlikle ilgili bir soru çözemiyorsan genelde bu kenar açı kenar en son plana kalıyor çözemediysen kenar açı kenar var mı diye bak benden sana tavsiye. Çünkü en iyi öğrencilerin dahi yapamadığı soru işte bu oluyor. Ama bu dediğim aklında kalırsa büyük ihtimalle onu da yaparsın. Çünkü sen beynini yönlendirirsen bazı noktalarda bilmediğin bir şey yok çünkü gerçekten yok. Yani altyapı olarak unutmuşsun gibi zannedebilirsin ama söylediğim şey yaptığımız şeyler hep oluyor aslında. Ulan benzerlik yapamıyorsan Kenan Hoca kenar açı kenar demişti. Ya da bir açı varsa Açının kollarını yaz demişti. Hemen yazarsın. Mesela şu üçgende yazalım. Açının kollarını 2'ye 5. Hocam burada alfanın kolları kaç? Burada da 4'e 10. Vay. Taraf tarafa oranlıyorum. Her ikisindeki oran a 1 bölü 2 oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranı da 1 bölü 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Şu üçgeni üstte yazmıştım. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Yani alfanın karşısındakilere bakacaksın. Neye eşit olacak? 6 bölü x'e eşittir. O zaman x bu öylelikle ne gelir? 12 gelir. Evet cevap 12 çıktı arkadaşlar. Dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Geldi görnek 27'ye. Hiçbir şey yapamıyorum. Açılara dalayım. Açılara daldığımda sadece ve sadece bir açı eşitliğini görüyorum. Ya hocam şöyle bir z yok mu? Hayır paralel olduğunu söylememiş. Sakın öyle z, m demeyin. E ne yapacağız hocam? Bir açı varsa açının kollarına bakacağım. Açının kolları şu üçgende nedir arkadaşlar? Bu üçgenden başlıyorum. 4'e 6. 4'e 6. Öbür üçgende açının kolları nedir? Şu üçgende. Hocam küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 8'e 12. Aa ne güzel. Oranlı oranla her ikisindeki oran 1 bölü 2 mi? Evet. O zaman her ikisindeki oran 1 bölü 2 olduğundan dolayı bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranımız 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 benzerlik oranı bu üçgenden başlamıştık. Yıldızı buraya atmıştık. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Yani x bölü 6 eşittir. E o zaman arkadaşlar 2x eşittir 6'dan x'i de kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Evet örnek 27. 3 çıkar. Geldik örnek 28'e. Soruya bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Açılara dalalım. Paralellik verilmiş. Daldık açıya. Z'den dolayı alfa ise burası da alfa mı? Evet. E o zaman ne yapacağız? Başka daha açı de yazamıyorum. E, şu üçgen ve şu üçgende. Şu üçgen başa alalım. Alfanın kollarına bakalım. Sadece bir açı var. Alfanın kolları 2 iken 6 olmuş. 2'ye 6. Öbüründe alfanın kollarına bakalım. 6 iken 18 olmuş. Taraf tarafa oranlıyorum. 1 bölü 3'e 1 bölü 3 çıktı. O zaman bu iki üçgende bu oran aynıysa iki üçgen benzerdir. Ve benzerlik oranı nedir? 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Yani 5 bölü x'e eşittir. Dolayısıyla biz x'i ne buluruz arkadaşlar? 15 olarak buluruz. Yani örnek 28, 15 çıkar dostlar. Bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar unutma. Geldik üçüncü benzerlik türüne. Bu da kenar 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 benzerliği arkadaşlar. E hocam açı kenar açı yok mu? Yok. Zaten iki açı eşitse, 2 üç kenar iki açı eşitse üçüncü açılarda otomatikman eşit olmuyor mu? Oluyor. Yani aslında bu açı kenar açı dediğimiz açı 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 benzerliği olmuş oluyor. Üçüncü benzerliğimiz de kenar kenar kenar. İki üçgende karşılıklı kenarlarda belli bir oran varsa mesela buradan buraya k kat var. A, B, C iken A, K, B, K, C, K olmuş. Bu iki üçgen benzerdir. Ama bazen benzerliği bulamıyoruz. İki kat, üç kat olduğunda buluyoruz ama bunu bulmanın kolay yolu var mı? Var. Küçükten büyüğe doğru sırala. Kenar açı kenardaki gibi. Evet. Kenar açı kenardaki gibi. Küçükten büyüğe doğru sırala. A, B, C. Öbür üçgende de AK, BK, CK. Bu sıralamayı yaptıktan sonra hepsinin oranla. Hepsindeki oran aynıysa bu iki üçgen birbirine benzerdir. Kenar kenar kenardan ve benzerlik oranı da 1 bölü K'dır. E hocam burada zaten bütün kenarlar verilmiş. Burada önemli olan nedir? Önemli olan şudur arkadaşlar. Kenarlar verilmiş ya. Büyük ihtimal açıyla ilgili işlem yaparsın. E ben benzerlikten ne diyordum? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranlarız diyorduk. Ya da ayrı açılı karşısındaki kenarlar oranı benzerlik oranına eşittir diyorduk ya. Burada da tam tersi. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Yaz buraya sen de ben, benimle birlikte. Bu önemli. Bu kenar kenar kenarda bunu kullanıyoruz. Orantılı kenarları gören açılar eşit. Yani A'yı gören ne var? A ile AK orantılı. Alt alta yazdık ya. Hoş hoşuna yazmadık. A'yı gören nokta açısıysa AK'yı gören nokta açısı. B ile BK orantılı. B'yi gören çizgi ise BK'yı gören çizgi. Burası çift çizgiyse burası da çift çizgi. Olur mu? Olur. Bak şimdi öyle kafamıza göre bak benzerlik yazmıyoruz. A, B, C, D, F yazmıyoruz. Nokta çizgi çift çizgi, nokta çizgi çift çizgi diye gidiyoruz. Tamam. ABC benzerdir. D, F, E şeklinde benzerlik çıkıyor. Buna da dikkat et. Büyük ihtimal açıyla ilgili bir şey sorarlar bize. Hemen örneğine bakalım. Bak iki üçgende. Burada da oran verilmiş. Şurası 2K iken burası da pardon 3K iken pardon burası K iken burası 3K verilmiş. BD uzunluğu şurası 3K verilmiş. CD uzunluğu K verilmiş. O zaman burası 2K oldu. Hocam 2 üçgende hiçbir şey yok. Ama 2 üçgende hep kenarlardan bahsedilmiş. Şu üçgenden başlayayım. Küçükten bir yere doğru yaz. 10, 12, 2K. K'lı değeri bilmediğim için sonra yazdım sadece. Bunu da küçükten bir yere doğru yaz. 5, 6 ve K mı? 5, 6 ve k. E hepsini oranla bakayım. A hepsindeki oran aynı. O zaman kenar kenar kenardan benzerdir bunlar. E o, ne diyorduk? Orantılı kenarları gören açılar eşit. Onu görenle 5'i gören. Onu gören açı burası. 5'i gören açı burası. Birbirine eşit. 12 ile 6'yı gören. 12'yi gören 6'yı gören açı eşit. Sonra 2K'yı görenle K'yı gören. 2K'yı gören 50 ise K'yı gören buradaki açı da 50'dir. E ne yapacağız arkadaş? Sen buraya bir alfa beta yaz bakayım. Bak burası da ne oldu? Alfa oldu. Dikkat et. Alfa beta ve ellinin toplamı kaç? Alfa beta ve ellinin toplamı 180. Yani alfa artı beta'yı kaç bulursun? 130 bulursun. E hocam burada da bak. X yan yana. Alfa beta ve X'in toplamı da 180 ya. Hop burası 130'sa X'i böylelikle kaç buluruz? 150 derece. Hop. 130'sa kaç buluruz? 50 derece olarak buluruz. Yani örnek 29 Böylelikle 50 çıktı. Orantılı kenarları gören açıları eşitliğini yaz. Olay bilsin. Evet G ağırlık merkezindenmiş. Burası K iken burası 6K denmiş. Ağırlık merkezi kenar ortay çizilmiş. O Ağırlık merkezinden kenar ortay çizilmiş. 90 derecede varsa burada bir muhteşem şu var mı? Var. Hemen bunu fark ettik. GE uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 6K verilmiş. DE uzunluğu A iken DE neredesin? Burası. AC uzunluğu 6A verilmiş. AC uzunluğu 6A verilmiş. Bir de burası B iken hocam 1'e 2 oran var ya merkezinde. Burası 2B'dir. Sonra 3B iken burası da 3B. Burası da 3B. Toplamda burası da 6B mi oldu? Evet. Bak elimizde şu üçgen var. Kenarları olan. Bir de büyük üçgen var. Kenarları olan. A. Kenarlar da ABK değil mi? Evet. ABK. Öbüründeki 6A, 6B ve 6K değil mi? 6A, 6B ve 6K. Hepsini oranladığın zaman hepsindeki oran 1 bölü 6 geldi. O zaman iki üçgen kenar kenar kenardan benzer. Hocam büyük üçgende bak 40 var burada. 6K'yı gören. 6K'yı görenle K'yı gören açı birbirine eşit olmaz mı? Olur. K'yı gören açı eşit olacak. Yani 40 derece olacak burası. Sonra 90 derece var. 6B'yi gören. B ile 6B'yi gören açılar birbirine eşit olacak. Şimdi 6B'yi gören burası. B'yi gören neresi? Burası buradaki açı 90 derece olacak o zaman. 6 B'yi gören 90 ise burası da B'yi gören de 90 olacak. CDA açısı isteniyor benden. Şuradaki X açısı isteniyor. E buluruz arkadaşlar onu da. nereden çıkacak o? Hocam. 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 Bir de şu açıyı da yazayım bari de. Tam olsun. Burası 50 olur o zaman. 40 90 50. 40 90 ise burası da 50 değil mi? Evet. Hocam X kenarlıktan 50 ise 50. 50 50 100. Buraya 80 kaldı. 80 40 daha yazayım. 80 40 ve x'in toplamı da 180 olur. O zaman x de böylelikle 60 çıkar arkadaşlar. Evet örnek 30'u 60 buluruz. Ve böylelikle şeyleri bitirdik. Böyle benzerlik teoremlerini bitirdik. Şimdi özel durumlara geliyoruz. Özel durumların da ispatı aslında nereden çıkıyor? Bu açı 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 benzerliğinden, kenar açı kenardan ve kenar kenar kenardan genelde açı 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 benzerliğinden çıkıyor dostlar. Ama burada İlk önce ben size böyle paralelliklerle ilgili işlemlere başlayacağız. İlk önce Tales anlatacağız. Sonraki videoda da en önemli kısım temel orantı. Ondan sonra da kelebeği anlatıp olayı bitireceğiz arkadaşlar. Tales amca diyor ki paralel üç doğruyu kesen iki tane doğru olduğu zaman böyle yukarıdan aşağıya oran A bölü B, C bölü D'ye eşittir diyor. Ya da sağlı sollu oran A'nın C'ye oranı, B'nin D'ye oranı eşittir. Yani sen burada İşler dişler yapınca C'yi buraya al B'yi buraya al A bölü C ya da A bölü C eşittir B bölü D oluyor. Artık soruda hangisi kolaysa ona bakarsın ama genelde bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yani Tanes amca diyor ki paralellikler olduğunda yukarıdan aşağı oran A bölü B yukarıdan aşağı oran C bölü D'ye eşittir kardeşim. Bu kadar basit. Mesela şuna baktık 6 bölü 9 neye eşittir? 8 bölü X'e eşittir. Hocam 3'e böl 3'e böl 2 3 2'ye böl 2'ye böl 4 4 kere 3 12 yani x eşittir böylelikle 12 yapar 31. soruda geldik 32'ye aynı şey paraleller var mı var hocam şunun şunu oranı 9 bölü 12 eşittir bunun bunun oranı x bölü x artı 2 3'e böl 3'e böl 3 ve 4 mi oldu burası evet şimdi işler dışlar yapalım 4x 3 ile x artı 2 çarpıyorum 3x artı 6 yapar e buradan da x'i de kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Zaten bizden x deniliyor. Böylelikle Thales teoreminde bitirmiş bulunuyoruz. Ve nereye geleceğiz? Temel orantıya. Onu da bir sonraki videoya saklayalım. Bu video da önemliydi. Ama en önemlisi açı açı açıydı. Şimdi bundan sonraki video da çok önemli. O da temel orantı. Gerçekten ÖSYM böyle çok seviyor. Temel orantı ve kelebek. Açı açı açı. Temel orantı ve kelebek benzerlikte olmazsa olmazımız. Bu 3 konuya dikkat edeceksiniz. Ama bu videodaki kenar açı kenar ve kenar 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 da böyle yapılamayan sorulardır. Buna da dikkat ederseniz seviniriz. Sıkıştığınızda bu konulara başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Evet böylelikle e, konu anlatımını bu dersi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda temel orantının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.